Assalomu alaykum, kalamimiz mehmonlari. Bugun yana sizlar bilan 11 sinf algebra darsligidagi ayrim integralga doir mashqlarni yechishni ko'rib o'tamiz. Diqqat bilan e'tibor bering. Videoni oxirigacha ko'ring. Like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Ana shunda keyingi videolarni o'tkazib yubormaysiz. Marhamat. Darslikdagi 3-bobdagi 25-mashqdagi ayrim integrallarni ko'rib o'tamiz. 25-mashqning 1 misoli x taqsim x plus 1 ni integralini topamiz. Bu juda murakkab emas, faqat eslatma tarzida buni ham ko'rib o'tdik. Bunda suratga 1 qo'shib, 1 ayirib qo'yamiz, ya'ni ifoda o'zgarmaydi. Va mana buni alohida qilib mahrajga olib yozsak, x plus 1 taqsim x plus 1 1 ga teng bo'ladi va 1 taqsim x plus 1 ni alohida ajratib oldik. Natijada 1 ni boshlang'ichi x, 1 taqsim x plus 1 ni boshlang'ichi esa natural logaritm x plus 1 ga teng bo'ladi va plus c. Keyingisi dx taqsim x kvadrat minus 7x plus 12. Mana shuni integrali. Buni avval ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz. Mana bu kvadrat uchxatni, ya'ni 3 va 4 bo'ladi bu kvadrat uchxatni 0 ga tenglab ishlaganda. Ana shularni mana shunga asosan yozib oldi. X minus 4 va x minus 3 bo'lib ko'paytiruvchilarga ajraydi. Ve mana şu kasırını ayırma konuşta yazıp olamız. 1 taksım x minus 4, ayırılgan 1 taksım x minus 3. Aynen ne geçinde yazılgan ege hazır ki roh tohtalı bu temiz. Ve neticede o son güne natural logarifm x minus 4 ve minus natural logarifm x minus 3 ke teng buluşunu angilab olamız. Ayrı bu ganda logarifm hastası ge göre bitti logarifm galip bölünme kılıp yazış mümkün. Şunun için x minus 4 taksım x minus 3 kılıp yazıp koyuldu. Ana endi boyagi ayirmaga kelamiz. 1 taqsim x minus 4 dan 1 taqsim x minus 3 ni ayirsa, umumiy mahraj har ikkisining ko'paytmasi buni suratiga x minus 3, buni suratiga x minus 4 ko'paytiriladi. Buni hammangiz bilasiz. Qavs ochib chiqilsa, x lar yechib ketib minus 3 ga 4 ni qo'ysak 1, ya'ni aynan mana shu kerakli ifoda hosil bo'ladi. Shuning uchun ayiruv qilib yozib ketishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi misolga o'tamiz. Endi aynan sal boshqacharoqni ko'rib o'tamiz. dx taqsim x kvadrat minus 3x minus 10. Bunda mana bu kvadrat uchxatni ko'paytiruvchilarga ajratsak, u x minus 5 x plus 2 bo'lib ajraladi. Avvalgi misoldagi kabi 1 taqsim x minus 5 minus 1 taqsim x plus 2 qilib olamiz. Faqat ortiqcha mana shu yerda 7 dan 1 yoziladi. Buning sababini keyinroq tushuntiramiz. E'tiborliroq bo'lib turing. Va hisoblanganda 7 dan 1 logaritm natural logaritm x minus 5 natural logaritm x plus 2 va avvalgi misoldagi kabi bo'linma tarzida yozib qo'yildi. Faqat bizda oshiqcha mana shu yerda 7 dan 1 hosil bo'lishi xolos. Buni hozir ko'rib o'tamiz. 1 taqsim x minus 5 dan 1 taqsim x plus 2 ni ayirsak, umumiy mahraj berilganda mana shunday hosil bo'ladi. Va qavslar ochib ixchamlaganimizda x lar yechib ketib 2 ga 5 ni qo'shsak 7 bo'ladi. Ha bizda esa mana bu yerda 7 yo'q, ya'ni 1 borligi uchun shu 7 ni yo'qotish maqsadida 7 dan 1 ga ko'paytirib yubordik. Ana shu farq xolos. Ya'ni u yerga qaysi sonni qo'yishimiz mana bu ko'paytiruvchilarga ajragandagi bütün sonlar orasidagi farqqa bog'liq. Ya'ni bizni misolda plus 2 va minus 5 orasidagi farq, ya'ni 2 dan minus 5 ni ayirsak 7 ga teng bo'ladi. Ana shunday tarzda 7 dan 1 qo'yasizmi, 10 dan 1mi, 8 dan 1mi, mana shu yerdagi sonni aniqlab olasiz. Ana shunday davom etaveradi. Yana bir misol. Hozirgi misolni ishlashda aynan mana shu formulalar kerak bo'ladi. Shuning uchun bir eslatib o'tamiz. Ya'ni trigonometrik funksiyadan ko'paytmadan yig'indiga o'tish formulalari.
sinüs x kopaygan kosinüs y demek iki damber sinüs x plus y plus sinüs x minus y'ye teng eken. Ana şunga doğru bir integral kurvatımız. Sinüs 3x kosinüs 2x dx. Demek bana birinci formülaya bunu al. İki damber sinüs 5x yani x ile y'ye koş gerek. Bizde 3x ve 2x bölgen için 5x bölgen de. Ki ingisi de şunu ayırmasın. 3x'den 2x'ini ayırsak. X çıkadı bizde. O bir yoku o değil. Demek sinüs 5x'de boşlangıcı 5 tamır minus kosinüs 5x. Sinüs x'de boşlangıcı ise minus kosinüs x. Plus s. Kavsını açıp koyamız. 2 tamır 5 tamır 10 tamır buldu. Ve bana minus bölgen için minus 10 tamır. Ve bana bir iki damburunu kosinüs x kopartırsak iki dambur kosinüs x bu bana şu derslikte 24. maaşıktaki bana bu sinüs 5x kosinüs 3x kosinüs 2x kosinüs 3x bana bu ikinci formüle gibi ne olan sinüs 7x sinüs 3x neyse bana bu üçüncü formüle gibi ne olan yığındıge kilitirip o son güne işleşiniz mümkün. Videomuz yok kalmasın. Like ve patbisatse tüğmelerini ayamayın. İtibarınız için rahmet. Kiyingi videolarda çıraş günçü.